Kripto Krallığı kanalından herkese merhabalar dostlar. Bugün sizlerle birlikte Bitcoin'i değerlendireceğiz. Bitcoin'de son durum nedir ve neler olabilir? Bunları anlamaya çalışacağız. Önemli sinyaller gelmeye devam ediyor Bitcoin tarafında. Hangi seviyeleri takip edebiliriz? Hangi seviyeler bizim için önemli olacaktır? Bu videoda bunlardan bahsetmeye çalışacağız. Önemli bir video olacağını düşünüyorum diyerekten hemen videoya başlamak istiyorum. Öncelikle arkadaşlar Bitcoin tarafında belli bir aralıkta yatay gitsek de aslında takip etmemiz gereken zaman dilimi 1 saatlik zaman dilimi dahi olabilir. Çünkü burada arkadaşlar indicator bazında baktığımız zaman 1 saatliği gerçekten güzel bir şekilde kullanmayı başaran bir Bitcoin söz konusu. Mesela sat bir şekilde devam ederken Bitcoin tarafında arkadaşlar buradaki al sinyaliyle birlikte tekrar mor bandı retest güzel bir yükseliş yaşamıştık. Sonra bakın burada sat sinyali gelse de indikatörü tamamen kırmadan yeniden yoluna devam etmişti. Ve burada bakın mor banttan kaç defa destek aldığını görebiliyorsunuz. Ardından maalesef şurada kırdık. Artık dirence dönüştü. Ve burada her yaptığımız harekette mor veya kırmızıya yaklaşıp bir geri dönüş yaşadık. Yani biz ne istiyoruz? Burada olduğu gibi tekrardan pozitif bir evre, tekrardan yukarıya doğru daha sert hareketler görmek istiyorsak bizim yapmamız gereken ilk hamle arkadaşlar Bitcoin tarafında 66.900 dolar üstünde 1 saatlik mum kapanışı yapmak. Yani en azından bu mum kapanışını hacimli bir şekilde yaparsak bu bizim için bir dönüş sinyali de olabilir. Artık düzeltmeyi bitirdim. 66.900'ü alaraktan daha sert bir hareket yapmaya hazırım anlamı taşıyacaktır. Bu yüzden bu bölgeyi takip ediyorum. Kısa zaman diliminde bu şekildeyiz açıkçası. 4 saatlikte şu Tobo'yu konuşanlar vardı. Bu Tobo seviyesine baktığımız zaman hala aslında arkadaşlar bu Tobo tarafında da baş kısmı kırılmadığı için geçerliliğini koruyabilir. Burası da kademe kademe takip edilebilir. Yani burada bir Tobo formasyonu olarak nitelendirebileceğimiz bir formasyon olarak görünüyor. Fakat henüz burada da kırılım meydana gelmedi dediğim gibi bu seviyeleri de takip edebiliriz. Önceliğimiz saatlikte gelecek olan kırılımlar olacaktır. Bana kalırsa bu kırılımlar genelde Bitcoin'i daha sert hareketlere hazırlamayı da seviyor arkadaşlar. Onun haricinde peki bir diğer grafiğimize geçtiğimiz zaman bir diğer grafiğimizde şunu gözlemliyoruz. Bizim kırmızı bandımız nerede? Yani kısa vade yükselişten ziyade artık yeniden o daha sert yükselişleri görmek istiyorsak ne yapmamız lazım? Gidip burada arkadaşlar 72.100'lerin üstünde kapanış yapmamız lazım. Bakın burada 62.600'ü korumayı başardık. Buradaki kırılımın fake olduğunu kabul ettirdik. Tekrar geldik. Noktasal tespitimizi aldık. Yukarıya doğru gidiyor muyuz? Aslında baktığımız zaman ilk direnç alanımız 69.200 olarak görünüyor. Fakat dediğim gibi burada 72.100 seviyesinin kazanılması bana kalırsa çok daha sert hareketleri getirir. 77.000, 86.000 seviyelerine doğru daha sert hareketlenmeler görebileceğimizi düşünüyorum. Onun haricinde zaten konuştuğumuz band şuydu. Mesela 62.600'ün altında kapanış dahi yapsak biz diyorduk ya burada yeşil kırılmadığı sürece 57.500'ün altında kapanış yapmadığımız sürece Bitcoin'de hiçbir sinyal bozulmaz. Hatta yolumuza kesintisiz devam etme şansımız var. Burada da yaptığımız gibi geldik kırmızıdan red yedik sert bir şekilde. Sonrasında bu kırmızıyı tekrar kazanmamızla birlikte artık daha sert hareketlerin kilidini açtık ve çok daha sert yükselişler görmüştük. Hatırlayacaksınız. Bu yüzden biz bu bantları takip etmeye devam edeceğiz. Önceliğimiz bahsettiğim gibi 62.600'ü kırma, sonra 69.200, sonra da bakın 72.100 seviyesi. Peki bu 72.100 seviyesi başka bir yerde karşımıza çıkıyor mu derseniz? Evet arkadaşlar çıkıyor. Aslında burada baktığımız zaman bizim uzun vadeli bir kanalımız vardı ve bu uzun vadeli kanalda orta bantlar eğer ki altındaysak direnç olarak çalışma potansiyeli oluyordu. Örneğin nerede olduğu gibi burada olduğu gibi gidiyorduk, orta banda vurduk, geri döndük. Bakın orta bandı kazandığımız anda çok daha sert yükselişlerin kapısını aralıyoruz. Orta bandı kazanıyoruz, burada retest veriyoruz, gidiyoruz en sonunda üst bandı deniyoruz. Bu yüzden aslında 72.100 dolar seviyesinin kazanılması bizlere yukarıda 89-90.000 dolar seviyelerini de gösterecekleri ilk aşamada. Bu yüzden bu şekilde takip etmeye devam ediyoruz. 72.100'ü kazan, tekrar kırmızıyı kazan, sırasıyla 77.500, 86 ve 100K hedeflerini bizlere getir demek istiyoruz. Bu şekilde takip edebiliriz. Onun haricinde burada arkadaşlar balinalar tarafından önemli sinyaller olarak nitelendirdiğimiz bir grafiğimiz var. Balinalar aslında belli bir döngüye uyarak hareket ediyor arkadaşlar. Mesela geçtiğimiz rallide
Bu döngüyü şöyle tamamlamışlardı. Direkt olarak dolunay sezonlarında alım yaptırılarak, yeni ayda ise düzeltmeye gidilerekten bir yükseliş trendi oluşturdular. Yani ne anlatmaya çalışıyorum? Bakın dolunay geliyor, burada oluşturduğu küçük düzeltme bitiyor. Yeniden bir hareket yapıyoruz, yeni ayda bitiyor. Dolunay geliyor, yukarıya gidiyoruz, yeni ay geliyor, aşağı gidiyoruz. Dolunay yukarıya, yeni ay aşağı derken bunu uzun bir süre tekrarladılar arkadaşlar. Fakat ayı sezonunda herkes bunu takip etmeye başlayınca burada belli bir döngü yavaşladı. Ve bu döngünün yavaşlamasıyla birlikte herkes bu grafiği tekrardan bırakmaya karar verdi. Yani kimse şu anda bunu takip etmiyor. Ve son döneme baktığımız zaman şunu gözlemliyoruz. Burada arkadaşlar ve direkt olarak yeniden mi acaba bu döngüyü oluşturuyorlar? Yani dolunay, yeni ay geldi düşürüyorum. Dolunay geldi yükseltiyorum. Yine arkadaşlar bakın burada görüyorsunuz yeni ay geldi. Biraz geri çekime dolunay geldi. Düzeltmenin bittiği evre. Ve şu anda da şunu söylemek istiyorum. Yine burada düzeltme ve yeniden düzeltmenin bittiği evredeysek bugün 24 Mart ve dolunayın tam girişindeyiz ve güzel bir şekilde başladık. Umarım bu da artık düşüşlerin bittiğinin bir habercisi olabilir. Bu analiz size komik geliyor olabilir ama bahsettiğim gibi genelde düzeltmeleri aslında balinalar belli bir koordine kurarak yapıyor arkadaşlar. Yani belli bir iletişim kurarak kendi aralarında koordinasyonu sağlayarak yapmayı tercih ediyorlar. Ve genelde de bu şekilde sinyal alıyoruz biz. Bakalım bu sinyal yeniden işlevini gösterecek mi? Dolunay'da burada olduğu gibi rally boyunca gayet güzel faydalanmıştık. Düzeltmelerin gelebileceği yer. Tabii burada sadece buna bakmıyorduk. Uyumsuzluklarla da doğruluyorduk bunu ama gün bazlı olarak gerçekten bizim işimizi çok kolaylaştırıyordu. Bakın bıktırmanın yani sonuna doğru geliyoruz. Artık düşüyor muyum, düşüyor muyum, alt destekler gelecek mi derken dolunayla yukarıya vuruyoruz. Bakalım burada da umarım şu dolunayı kullanaraktan yukarıya patlamayı tekrardan yaparız. Sonrasında USDT dominansı ne yapıyor? USDT dominansı bu trend hattını kullanmaya devam ediyor. Burada arkadaşlar dominans hattında 4 seviyesinin altında gelecek olan günlük kapanışlar bu bölgenin de tamamen kaybolduğunu bizlere gösterecektir. Bu yüzden burayı takip ediyorum. Burada arkadaşlar belki de 72.100 seviyesinin kazanılması burada dominansta 4'ün de kaybedilebileceği anlamı taşıyabilir. Burayı ikisini birlikte takip edeceğiz. Yani biliyorsunuz dominansın düşmesi bizim için önemli. 72.100'lerin kazanılması da Bitcoin'deki artık o sert hareketlerin kaldığımız yerden devam edebileceği anlamı taşıyacaktır. O yüzden orayı takip edeceğiz. Onun haricinde burada bizim bir çanak formasyonumuz vardı arkadaşlar. Ve çanak formasyonunun hala retestinde oturuyoruz. 62.600 seviyesini kırmadığımız sürece, haftalıkta burayı kaybetmediğimiz sürece aslında bu çanak formasyonu hala çalışma potansiyeli olduğunu söyleyebiliriz. Bunun derinliği kadar bir yükseliş beklediğimiz zaman ise 116.000 dolarları bizlere gösteriyor. Bakalım 62.600 kırılmadığı sürece bu formasyonda hedeflenebilir. Onun haricinde haftalık bazlı arkadaşlar pozitifliğimizi koruyoruz. Hafiften bir beyaz momentuma doğru dönmüş olsak da kırmızıya dönmediğimiz sürece problem yok. DXY tarafı biraz kendini toparlamayı başardı. Burada likidasyon durumuna bakmadan önce MXC borsası yeni kayıt olan kullanıcılara özel çok güzel bir kampanya yaptı. Yeni kayıt olup kimliğini doğrulayan her kullanıcıya 20 dolar vadeli işlem bonusu veriyor ve bununla işlem açarak nakite kolayca çevirebiliyorsunuz. Aynı zamanda 5 MX kazanabiliyorsunuz ve MXC borsası şu anda en düşük işlem ücretlerini uygulayan borsa arkadaşlar. Yani siz işlem açarken işlem ücreti ödüyorsunuz. Fakat burada MXC tarafında açarsanız bu işlem ücretlerinden tamamen kurtulabilirsiniz. Yine referans indirimli linkim yorum açıklama kısmında bulunuyor. Dediğim gibi yorum açıklama kısmından kayıt olarak kimliğinizi doğrulayıp bu kampanyadan faydalanabilirsiniz. Likidasyonlarda son zamanlarda biraz daha dengeli bir hareket olduğunu gözlemliyoruz. Burada arkadaşlar hafta sonunun yataya bağlamasıyla birlikte likidasyonlarda bakın 57 mesela long temizlenmiş, 63'te short temizlenmiş. Bugün ise 17-18 yani kafa kafaya ilerleyen marketin iki yönü de temizlediği bir aksiyon içerisindeyiz. Tabii ki bu da bozulacaktır pazartesi piyasaların açılmasıyla birlikte. Artık bakalım son dönemde bayağı bir long temizlenmişti. Sıra shortlara gelebilir mi? Burada arkadaşlar yine bizim rallilerdeki en büyük engelimiz şu oluyordu hatırlayacaksınız. Yüksek long oranları. Bakın burada görüyorsunuz geri çekilme. Burada görüyorsunuz geri çekilme. Şurada görüyorsunuz artık geri çekilme yapıyoruz. Ve burada aslında sevindirilebilecek olaylardan bir tanesi de şu. Burada bizim funding rate tarafında longların üstünlüğü var ama eskisi kadar yüklü miktarda değil. Bu da arkadaşlar yeni bir harekete başlayacağımız evrede bizim önümüze sorun olarak çıkmayacaktır.
Burayı da takip edebiliriz. Onun haricinde likidasyonlarda ne durumdayız, headmaplerde ne durumdayız, nereye gidersek kimleri temizleyebiliriz derseniz. Burada arkadaşlar yüklü likidasyon olarak aşağılarda bizleri bekleyen seviyenin 61.900 olduğunu söyleyebilirim. Burada 426 milyon dolarlık bir likidasyon var. Fakat yukarıya baktığımız zaman ise yukarıda ise arkadaşlar 69 bin dolar seviyelerinde bizleri bekleyen yüklü likidasyonlar var. Yani yaklaşık olarak 500-600 milyonu aşabilecek likidasyonlar var. Bakalım bu bölgeyi temizleyebilecek miyiz? Hangi bölgeye ilk olarak gideceğiz? Bu sırada önemli olacaktır. Sıra artık yukarıya temizleme yönünde olursa da bu düşüş evresini bitirebiliriz. Dediğim gibi saatlikte verdiğim seviyeler, yine günlük bazda verdiğim seviyeler burada dikkatle takip edilmesi gerekiyor. Hangi yöne doğru ilerleyeceğimizin sinyalini almak adına. Onun haricinde burada arkadaşlar ABD'nin aslında bir başkan adayı var ve o Bitcoin'i çok seviyor. Robert Kennedy arkadaşlar diyor ki en iyi enflasyon riskinden korunma aracı kripto paralar diyor. Ve burada yine kripto eşittir özgürlüktür diyerekten bunu desteklediğini görüyoruz. Enflasyona karşı en iyi korunma, Amerikalıları yoksullaştıran sistemden kurtulmanın aslında bir anahtarı gibi görüyor Bitcoin'i. Bunu da söylemesi gayet güzel. Tabii ki burada arkadaşlar ABD tarafındaki başkan adayı olarak kendini gösterse de seçilme ihtimali düşük olsa da burada Bitcoin'i savunması halk tarafından Bitcoin'in benimsenebileceği anlamı taşıyor. Yani kendi sevenlerine en azından bunu söylüyor. Bunları da görmek güzel. Bakalım ilerleyen dönemde yenilikçi başkanlar sayesinde Bitcoin'in konumu çok daha farklı bir noktada olabilir. Hatta benim savunduğum bir argüman vardı. Ülkeler artık rezerv para birimi olarak altın, gümüş ve bunun yanına ek olarak da Bitcoin barındırabilirler. Bu da aslında Bitcoin'in ileride, gelecekte ne tarz bir seviyeye gelebileceğini bizlere gösteren bir diğer önemli unsur olacaktır. Onun haricinde burada enflasyondan korunmanın en iyi yolu olarak demişti. Peki bunu neden söyledi? Yakında arkadaşlar Fed toplantısında şöyle bir açıklama gelmişti. Artık para basımını yavaşlatabiliriz şeklinde enflasyonda hemen hemen istediği noktalara kadar geldiler. %2'ye yaklaştılar ve burada biliyorsunuz 8.9 trilyondan itibaren para yakımı oldu. Ve bu para yakımıyla birlikte zor süreçler yaşadık. Ve yeniden para basım sezonunun gelebileceğini aslında sinyallerini alıyoruz da yavaştan. Hem seçimler geliyor hem de arkadaşlar ekonomiyi yeniden canlandırmak adına biraz daha para basılmasına ihtiyaç olduğunu düşünüyorlar. Ve burada da baktığımız zaman şu anda 7.5 trilyondalar. Ve şunu biliyoruz ki bu adamlar para basmaya başladığı zaman gerçekten sert bir para basımı oluyor. Mesela 3 trilyondan burada arkadaşlar 8.9 trilyona kadar para basımı oldu. Yine burada 2.8 trilyondan 4.3 trilyona kadar para basımı oldu. Yani burada ne oluyor? Artık dolara daha kolay ulaşılabilecek bir evreyi yaşıyoruz. Şu anda bunu görmüyoruz ama dediğim gibi çok yaklaştığımızı bahsetmek istiyorum. Bir arkadaşımız şunu söylemişti. Yani dominans burada tekrardan yukarıya doğru belki de sert gidecek. Neden burada dominansın? İlerleyen dönemde burayı kıracağını düşünüyorsunuz. Yani açıkçası bunun sebebi temel olarak da arkadaşlar bizi destekliyor. Yani dominans belki buradan tekrar destek alacak. Belki 4.93-5.35'leri görmeye gidecek. Ama burada en sonunda bu destek hattının kırılmasını bekliyoruz. Çünkü önümüzde bizi bekleyen bir para basım politikası olacak. Ve yine bizim önümüzde bekleyen arkadaşlar 23 gün sonra 16 Nisan'da Bitcoin'in halvingi gerçekleşecek. Bitcoin artık daha zor çıkarılacak. Zaten arzı kısıtlı 21 milyon tane var. Ve burada tekrardan arzını arttıran dolar karşısında Bitcoin'in arzının azalmasıyla birlikte yani daha zor ulaşılmasıyla birlikte aslında değerlenme potansiyeli çok daha fazla. Çünkü biz döngülerden ibaretiz. Yani bu piyasa ne oluyor arkadaşlar? Hangi taraf parayı yakma yönünde giderse onun tersine gidiyoruz. Yani para yakılırsa dolar değerleniyor. Para basılırsa diyor ki insanlar enflasyondan korunmak adına Bitcoin'e kayalım. Veya ellerine para geçtiği zaman shitcoin alalım, kripto para piyasasına girelim diyorlar. Ve bu evreyi göreceğimiz sürecinde aslında yakın olduğunu düşünüyorum. Bakalım burada para basımı geldiği zaman yeniden konuşuruz zaten. Onun haricinde 1000 bitcoin'e fazla bitcoin tutanlar ne yapıyorlar? Burada arkadaşlar şu düzeltmeyi kademe kademe alımla devam ettirdiler. Bakalım bu alımlarının aslında daha sert bir şekilde gelmesi. Mesela şurada olduğu gibi yüksek kademeli alımların gelmesi bizlere önemli sinyal verecektir. Bunu da görürsek yine konuşuruz.
Fear & Greed Index'te ise açgözlülük seviyesinden, yüksek açgözlülük seviyesinden kurtulduk. Şu anda açgözlülük seviyesinde 74 seviyesine devam ediyoruz. Videomuz bu kadardı. Sizleri seviyorum. Kendinize çok ama çok dikkat edin. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.